Çekim yasasında gün içerisinde kullandığınız kelimeler çok önemlidir. Ama çekim yasasını asıl faaliyete geçiren şey, harekete geçiren asıl olay sizin o kelimeleri kullanırken hangi duyguda olduğunuzdur. Sözlerden çok duygu ve düşüncelerinizin pozitif olması gerekir. Çünkü sözlerle yapmacık olabilirsiniz. Sözlerinizle yalan söyleyebilirsiniz. Sözlerinizle birilerini ikna edebilirsiniz. Sözlerinizle neşeli gibi, mutlu gibi davranabilirsiniz. Ama bunların yapmacık olduğunu kimse bilmeyebilir. Fakat duygularla bunları yapamazsınız. Duygularınız ya pozitiftir ya da negatiftir. Nötr ne duygularsa mutlu olamadığınızdan dolayı açığa çıkarlar. Onlar da negatif olarak kabul edilirler. Gelecek diye tabir ettiğimiz bir saniye sonradan başlayıp sonsuza kadar giden zaman dilimi var. Ve bizlerin kaderini, geleceğini belirleyen ise o bir saniyenin onda biri kadar kısa olan zamandaki duygu ve düşüncelerimizdir. Yani bizler bir ömürü yaşayabilmek için, geleceğimizi oluşturmak için her ne kadar uzun uzun düşündüğümüzü düşünsek de zannetsek de aslında bir saniyenin onda biri kadar kısa bir sürede kararlarımızı veriyoruz. Bu kararları verirken o içinde bulunduğumuz andaki duyguların etkisiyle yapıyoruz. Zaman zaman da duygularımıza yenildik gibi kelimeler kullanırız. Kelimeleri yöneten duygulardır. O zaman hayatımızı yöneten de duygular oluyor. Karar verdiğimizi düşündüğümüz bazı olaylarda Ok yaydan çıktı deriz. Dönüşü olmayan üzücü olaylara imza atılabiliyor. Ömür dediğimiz 60-70 senelik bir zaman dilimi aslında anda yaşanıyor. Ve anda kararlar vererek geleceğimizi o anda belirlemiş oluyoruz. Ve bunu o andaki duygularımızla gerçekleştiriyoruz. Gelelim asıl konumuza. Her birimizin istekleri var veya herkes bir şeyler istiyor. Ama doğru yerde ve doğru zamanlama yapılmadığı için isteklerimiz havada kalıyor. Sadece istiyoruz. Dil ile istediğiniz bir şeyi kalp tasdik etmeli. Daha açıkçası eğer kelimelerde duygu yoksa bu istekler havada kalır. Sadece zaman kaybıdır. Sevgiliye yürekten gelen bir buse, bir öpücük dünyalara değer öyle değil mi? Çünkü içinde milyonlardan daha değerli bir şey var ve onu sunuyorsunuz sevgiliye. Bunun ismi de duygudur, histir. Sevgiliye ikram edilen sirke, baldan tatlı gelir yiyene. Sevgiyle yaptığınız yemekler farklı bir tada sahiptir. Yiyen hayran kalır. Sevgiyle yaptığınız bir işin sonucunda size mutluluk gelir. Yapılan işe herkes hayran olur. Ben üst üste konulmuş taşlardan oluşan birçok duvarlar gördüm. Ama aşkla, sevgiyle yapılan o taş duvarlar göreni hayran bırakıyor kendine. Kısacası, dua ederken, bir şeyler isterken sevgiyle mi istiyorsunuz yoksa egonuzla mı? Gerçekten ihtiyacınız olduğu için mi istiyorsunuz? Olmadığı için eziklik hissiyle mi istiyorsunuz? Hayatınıza yeni bir ev istediğinizde komşularınızın, arkadaşlarınızın veya akrabalarınızın daha bir evi bile yok bakışlarından sıkıldığınız için mi ev istiyorsunuz? Hayatınıza yeni bir araba istediğinizde gerçekten ihtiyaç olduğu için mi yoksa birilerine faydalı olabilmek için mi? Yoksa birilerine hava atmak için mi istiyorsunuz? Hayatınıza para istediğinizde, biraz daha fazla para istediğinizde, bu parayı niçin istiyorsunuz? Sadece harcamak için mi? Sadece kendiniz için mi istiyorsunuz? Yoksa paylaşmayı seven, insanları seven birilerini mutlu etme düşünceniz mi var? Şimdi bir düşünün, İstediğiniz bir şeyin yokluğu mu sizi bu istediğiniz şeye ihtiyaç duyuruyor yoksa içinizdeki kıskançlık mı? Benim neden yok düşüncesi mi? Çekim yasasını kullanarak hayatınıza para istediğinizde kalbiniz bu paraya ihtiyacınız olduğuna inanacak. Sonra paylaşmayı, vermeyi seven bir insan haline gelmelisiniz. Yolda bulduğun 10 lirayı birilerine verebilirsin. Bu cömertlik değildir. Ama yolda içi ağzına kadar para dolu bir çanta bulsan ne yaparsın? Asıl cömertlik burada da değildir. Bunu da verebilirsin. Belki içinden bir miktarını verirsin. Ama o parayı kendin kazanmış olsan, o paranın ne kadarını verirsin? İşte gerçek cömertlik burada meydana çıkıyor. İşte çekim yasası size bir şeyler sunarken bunu doğal yollarla yapıyor. Sizin arzularınız sizin harekete geçmenizle gerçekleşiyor. O yüzden istediğiniz bir şey size gelmeden önce yürekten gelen bir sevgiyle verme alışkanlığı edinin ki istediğiniz şey size daha çabuk gelsin. Ki istediğiniz şey size daha çok gelsin. Dua ederken para, ev, araba, eş, iş veya her ne istiyorsanız İstediğiniz şeyi isterken içine sevgi serpin. İstediğiniz şeyin nereden, nasıl geleceğine müdahale etmeyin, karışmayın. Evrene ve içindekilerine sevgi verin. Sadece sizi, size iyi davrananlara değil, sadece sizi sevenlere değil. Evrene ve içindekilere dua edin. Kendin için, kendi ailen için istediğin bir şeyi onlar için de iste. İnsanları eleştirmek sevgisizlikten gelir. Kim haklı, kim haksız bilemezsin. Kimin haklı, kimin haksız olduğuna girersen zaten sevgini de veremezsin. O yüzden yorum yapma. Sen sadece sevgini ver. Sevgiyle kalın.